Evet. Selamünaleyküm cümleten arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüz gibi herkes tanıtım yapıyor aktörün. Ben de reset atmaya göstereceğim. Reset atmak için gerekli olan şartlar var tabii ki. Bunlardan birincisi hani neden atılır? Bir de öyle bir şey yapayım. Neden atılır ve neden atmanız gerekir? Sürekli eğer hata yaparsanız bilgisayar şanzımanda ara sıra atmanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz mesela mesaj yaptığınız her hatayı kaydediyor arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Yaptığınız her hatayı kaydediyor bu bilgisayar. O şekilde çalışıyor. Şimdi hatalar üst üste biriktiği zaman kasıntı yapıyor. Yani veri altta biriktiği zaman kasıntı yapıyor. Şanzımanın testlerinin değişmesini falan bayağı bir senkronizasyonunu etkiliyor. Onun için ara sıra mesela atmanız gerekiyor. Ya da sensör artı kule artı debriyaj artı debriyaj merkezi değiştiği zaman tanıtmanız gerekiyor. Bunu tanıtmanız için bu formatı veya reseti şanzımana attırmanız gerekiyor. Bazıları bunu saydırma falan diyor, bilmem ne diyor. Ama bu şekilde saydırma gibi değil, hani tanıtma diyelim, reset atma ya da format atma. Otomatiği ben gösterdim, triptoniği istediler, fırsatım olmadı. Triptonikte yapacağız şimdi, şöyle yapacağız. Şimdi otomatikte çalıştırıyorduk, bunda çalıştırmadan yapacağız. Bunun için de havalarımızın tam dolu olması gerekiyor, herhangi bir hava kaçağının olmaması gerekiyor. Şimdi ben tek çekiyorum bu videoyu. İnşallah anlaşılır bir şekilde olur diye düşünüyorum. İlk önce anlatacağım, sonra birlikte atacağız. Yalnız kamerayı bir 5 dakikalığına şu yatağın üzerine bırakacağım. Aksiyonun yatağın üzerine bırakacağım. Şimdi önce debriyajımıza basıyoruz ve ikinci şık olarak da vites topuzumuzun, gördüğünüz vites topuzumuzun sağdaki düğmesine basıyoruz. Basılı tutacağız bunu. Ve kontağı açacağız aynı zamanda. Bakın debriyaj, sağ buton ve kontağı açacağız. Kontağı açtıktan sonra debriyajı bırakmamak kaydıyla bir ses gelecek. Şanzıman sesi geldikten sonra debriyajı bırakacağız. Debriyajı bıraktıktan sonra tekrar bir şak diye bir ses gelecek ve tekrar debriyaja basacağız. Ondan sonra ekranımızda formatları, vitesleri teker 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 sayacak, saydıracak ve en son M'ye gelene kadar bu işlemi devam edecek. Ondan sonra M'ye geldikten sonra bütün olası sensörleri, arızaları silmiş olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım ilk önce. İlk baş sizi ben şu şekilde şöyle bırakayım. Arkadaşlar şimdi sağ düğmeye ve debriyaja basıyorum. Kontağımı açıyorum. Evet, debriyajı bıraktım. Tekrar basıyorum. Şimdi başlıyor saydırmaya. Evet, şu anda bitti. Bu şekilde arkadaşlar. Mevzu bu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım faydalı olur bu size. Bunu benden isteyenler olmuştu. Ben bunu yapamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Hepinizi çok seviyorum. Saygı, sevgi diyorum. Bir kere daha anlayamayanlar için bir kere daha yapabilirim. Tabii bunu tek çekim olduğu için. Şimdi bakın, debriyaja basıyorum. Triptoniğin sağdaki düğmesine basıyorum. Önce kontağı kapatalım bir. Ekrandan sildi. Şimdi debriyaja bastım. Sağ düğmeye bastım. Kontağı açtım. Açtım. Bakın, bıraktım debriyaja.
Tekrar ses geldi. Tekrar basıyorum. Bırakmıyorum daha devreye. Bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, format atmak, reset atmak, şanzımana bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler sizlerle olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kolay gelsin diyorum. Hepinize cümleten hayırlı, huzurlu, mutlu iftarlar.